Dördüncü Duvar Ekstazı'na herkese merhaba. Ben Selma. Ben Sedef. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorulara geçmeden önce kısaca tanıyabilir miyiz? Sedef Meral kimdir? Ben sondan başlayarak anlatayım. Tamam. Anlatıcılık yapıyorum. Hikaye, masal, mesel anlatıcılığı. Son zamanlarda yaptığım işte Bohan Mektep'le Muhabbet diye bir etkinliğim var ve orada işte masalları, meselleri ve hikayeleri böyle bir sebep edip muhabbet ediyoruz. Uzun yıllardır tiyatro yapıyorum. Ortaokul yıllarında başlayıp üniversiteye devam eden bir tiyatro maceram var. Yaratıcı drama liderliğim var. Bunları beraber harmanlayıp tiyatro eğitmenliği ve işte reji ve aynı zamanda oyunculuk da yapmaya çalışıyorum. Çağdaş Drama Derneği'nin tiyatro topluluğunda 2 sezondur bir oyunda da yer alıyorum. Ne mutlu size. O zaman ilk sorumla başlayalım. Hikaye anlatıcılığı yapmak, böyle masallarla insanlara ulaşmak sizi hangi açıdan zenginleştiriyor diyebilirsiniz? Şöyle diyebilirim, uzun yıllardır aslında tiyatro yapıyor olsam da, yaratıcı dramanın içinde olsam da ve hatta bir çocuğum var, 9 yaşında, onun dünyasına girmiş olsam da hayat koşturmacası içerisinde çok gerçeklerle boğuşmaya başlamışım. Yani hep bir gerçeklik, böyle işte koşturmaca, para kazanma, sabah çık, akşama yetiş, yemek hazırla. Ne kadar işte böyle sanatın içindeyiz, dramanın içindeyiz ama böyle gerçekler böyle çok yoğun bir şekilde hücum etmiş aslında. Şimdi masallarla beraber tekrar hayal edebiliyorum. Süper. Ve masal anlatırken ya da hikayeler anlatırken anlattıktan sonra sohbet ediyoruz insanlarla. Orada da şunu duyuyorum. Ya bütün anlattığın şeyler nasıl oldu bilmiyorum ama gözümün önünde canlandı. Gözleri açık bana bakan insanların evet. Zihninin içerisinde tüm onların bir hayal olarak aksinin yaratılmış olması çok güzel, çok güzel geliyor. Çok ve bir hayal köprüsü kuruyoruz. Son anlattığım etkinlikte, masal anlattığım etkinlikte, etkinliklerin sonunda da çocuk edebiyatından bir eserle bağlıyorum. Çocuk edebiyatından bir kitaptan böyle birkaç sözle bağlıyorum. Son etkinlikte de çok da sevdiğim bir arkadaşımın kitabından, Murat Moroğlu'nun Yola Düşmek kitabından bir alıntı yapmıştım. Ve şöyle bir şey diyor ki, düşle gerçek arasında gidip gelmektir yolculuk, yolda olmak. Ben biraz da böyle masalları ve masal anlatmayı da öyle tanımlayabilirim. Evet, düşle gerçek arasında gidip gelmektir diyorum. Masal anlatmak ve masal dinlemek. Böyle şey derlermiş eskiden masal anlatanlara, hakikatçi derlermiş. Masal anlatıyor ama aslında hakikati anlatıyor bize derlermiş. Böyle hakikatin kat be kat renkler kuşanmış hali masallar. Onları duymak insanlara daha iyi geliyor. Evet, çıplak hakikatten ve evet çıplak gerçektense böyle onları rengarenk hayallerle, imgelerle sarmalanmış görmek iyi geliyor. Bana da o iyi geliyor. İnsanlarla o paylaşımı yapmak. Ne güzel, ne mutlu size. Peki tiyatroda bir nevi hikaye anlatıcılığı özünde diyebilir miyiz? Yani siz yıllardır oyunculukla yapan biri olarak bu görüşe katılır mısınız? Katılıyorum. Özünde zaten öykü olan her şeyde bir öykü var, bir hikaye varsa bir anlatı var aslında. Farklı yöntemlerle kesinlikle belki. Kesinlikle tiyatroda da aslında biz hikayeleri anlatıyoruz ama tabii ki orada biçim değişiyor. İşte roller söz konusu oluyor. Masalda roller yok. Biz sadece karakterleri, yani masalda ya da hikaye anlatırken roller olmadan karakterleri aslında dile getiriyoruz. Onların öyküsünü aslında tek bir kişi anlatı veriyoruz böyle akıyor gidiyor. Tiyatroda evet yine bir anlatı var ama tabii daha farklı. Evet. Şey. Ama ben zaten şöyle diyorum, bağlıyorum böyle kendi işte tiyatro öykümle, anlatıcılık öykümde bir anlatma isteği var her birimizin. Böyle çocukluktan itibaren başlıyor çünkü anlaşılmak istiyoruz. Paylaşmak istiyoruz. Paylaşmak istiyoruz. Ve her birimizin seçtiği başka başka yollar var. İşte birisi bunu belki tiyatro ile yapıyor, birisi resim yaparak yapıyor, birisi sadece arkadaşla sohbet ederek yapıyor. İç döküş belki. Evet. Ve bir şekilde anlatıyoruz. Hı-hı. Ama işte bu bir sahne üzerinde rollerle olduğunda, işte karakterlerle olduğunda, dekoruyla olduğunda, ışığıyla olduğunda bambaşka büyülü bir dünya ve evet. Tiyatro oluyor. Ve tabii ki o da bana çok iyi geliyor oyuncu olarak orada yer almak. Hikaye anlatmak da başka bir tarafı yine anlatmak var işin özünde. Bir parçası diyebiliriz o biçim. Çok keyifli o da. Peki oyunculuk deneyiminizin yanında yönetmenlik de yaptığınızı biliyoruz. Hangi tarafta olmak diye sorsam seçim yapabilir misiniz? Seçim? Seçmek zorunda değiliz aslında. Şöyle ben
sizi daha çok iyi hissettiren belki. Şöyle, aslında uzun yıllardır ben böyle oyunculukta iyi gelen şeyler var ama böyle çok daha kişisel bir şey aslında ama böyle benim kendimle çatışmamla ilgili galiba. İşte yeterince iyi değilim, yeterince yapamıyorum kaygılarımla ben biraz daha böyle tiyatroyu da çok sevdiğim için üniversite yıllarında başlamıştım tiyatroya. Sonra kurduğumuz tiyatro topluluklarında işte eğitmenlik görevini üstlendim ve dedim ki bu güzelmiş. Ben daha çok eğitmenlik kısmında kalayım. Ben daha çok işte sahne arkasında, rejide, reji yardımcılığında bunlarda görev alayım ve bir sürü onun aslında keyfini yaşadım. Sonra aradan yıllar geçti ve tekrar bir şekilde oyuncu olarak başladığımda geçen yıllarıma yandım. Dedim ki neden? Neden bu kadar zaman beklemişim, oyunculuk yapmamışım? Çünkü bir başka... O sizi daha doyuran taraf mı oluyor o zaman? Bence o heyecan bambaşka. Yani ben eğitim verirken ve işte reji yaparken şöyle diyordum ekip arkadaşlarıma. Ya hayatınızda yaşayıp yaşayabileceğiniz 2 saat var, 1 saat var neyse ve... Çıkartın keyfini ya. Bu heyecan öyle her zaman her şeyde olmaz. Evet. Hayattan çaldığınız 1 saat, hayattan çaldığınız 2 saat. Ve ben niye kendimi bundan mahrum etmişim yıllarca diye. Çalmışım. Evet, şimdi son 2 yıldır oyuncu olarak da böyle bunun keyfini yaşıyorum ve çok güzel. Yani gerçekten şu anda biraz daha oyunculuk tarafı ağır basıyor sanırım. İtiraf özlemi edeyim. De verdiği bir şey yıllarca evet, özlenen evet, kesinlikle. Bu. İtiraf edeyim, oyunculuk kısmı biraz daha ağır basıyor. Tamam. Peki Çağdaş Drama Derneği'nden konuşalım istiyorum. Onun bünyesinde eğitmenlik de yapan birisiniz. Biraz tiyatro ve drama kavramlarından, bunların farkından bahsedebilir miyiz? Şöyle, öncelikle Çağdaş Drama Derneği bünyesinde tiyatro topluluğunda oyuncu olarak görev alıyorum aslında. Dernek bünyesinde liderlik ya da eğitmenlik yapmıyorum ama drama eğitmenliği yaptığım kurumlar oldu. Ve şu anda eğitim verdiğim bir, yani tiyatro eğitimi verdiğim bir kurumda da dramadan yola çıkarak aslında eğitmenlik, yani tiyatro eğitmenliği yapıyorum. Oyun çıkartıyoruz. Çünkü drama aslında bir şey, yöntem olarak da ele alınabilir. Aslında yöntem, yani bir yöntem tarafı var, bir de bir bilim olarak da ele alabiliyoruz. Ve ben tiyatro yaparken aslında dramayı bir yöntem olarak kullanıyorum. Ama baktığımızda drama ve tiyatro evet farklı şeyler. Tiyatro sonuç odaklı. Yani biz aslında prova süreçlerinin sonunda derdimiz süreçte işte kendimizi eğitmek, süreçte kendimizi tatmin etmek, heyecanı yaşamak değil. Biz sürecin sonunda bir oyun çıkartmayı hedefliyoruz. Ürün, bir ürün evet, var, bir sanat eseri, dekoruyla, işiyle, müziğiyle bir bütün. Dramada ise süreç odaklıyız biz. Dramanın sonunda bir şey yoktur. Ürün genel olarak, yani hani tiyatro oyunu gibi bir ürün yoktur. Süreç odaklıdır. Biz süreçte şuna bakarız. Diyelim ki çocuklarla işte drama yöntemini kullanarak oyun çalışıyoruz diyelim. Benim derdim orada oyunu çıkartmak değildir. Benim derdim süreç boyunca yaptığım drama atölyelerinde çocuğa iletişim becerisini kazandırmak olabilir. Çocuğa belki o sanat akımını öğretmek olabilir. Çocuğa iletişim becerilerini kazandırırken işte başka insanlarla etkileşimi, bir role dolaylı yönden bir, evet, bir role girer. Bir role girdiğinde o rolle empati kurmasını ve empati becerilerinin gelişmesi gibi çok 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 başlıkta sayabileceğim kazanımları edindirmeye çalışıyorum. Süreç odaklıyım dramada ve eğitim için inanılmaz değerli bulduğum bir alan, drama alanı. Hatta şimdi Milli Eğitim Bakanlığı da galiba değil mi? Kesinlikle. Eğitimde yaratıcı dramaya pek çok derse müfredata eklemeyi çok ciddi, düşünüyor. Evet, çok ciddi bir şekilde ülkede bu konuda bilinç var. Eğitimde çok yararlanılan bir yöntem haline geldi. Çünkü gerçekten çocuk oyunla ve role girerek öğreniyor. Ve kalıcı böyle, öğrenme öyle sağlanıyor. Böyle bir öğrenme o kadar büyük bir şans ki çocuklar için. O yüzden tiyatronun tabii ki bambaşka kazanımları var okullarda tiyatronun. Ama hani bir sanat dalı olarak baktığımızda dramadan çok ayrılan bir şey var. Bir sanat eseri nihayetinde tiyatro ürünüyle. Ama drama süreç. Bizim için süreç önemli dramada. Aralarında böyle bir temel fark var ve bir sürü tabii ki farklılıkları var. Ama beslendikleri de... ortak alanlar çok fazla. İç içeler bir yerde. İç içelerde diyebiliriz. Peki son olarak şeyi sorup bitirmek istiyorum. Profesyonel hayatınızda tiyatro dışında bir şey yaptığınızı biliyoruz. Peki sizce bu daha mı kıymetli? Yani farklı bir işle uğraşıp ama aynı zamanda da yıllarca tiyatroya emek vermek, gönül vermek, hani zaman vakfetmek. Bu ikisini kıyasladığımızda daha kıymetli diyebilir miyiz? Daha kıymetli demeyeyim. Çünkü o zaman kendimi kayırıyormuş gibi. Ben de o cevabı duymak istiyorum. Kendimi kayırıyormuş gibi olsun istemiyorum ama şöyle düşünüyorum. Tamamen kendini aslında bu mesleğe hasreden insanların
gerçekten çok verimli olabileceklerini, tek odak noktaları tek odak noktası bu olduğu için o üretimin gerçekten had safhada olabileceğine inanıyorum ve bu anlamda da çok değerli buluyorum. Kesinlikle tartışılmaz. Ama bizim gibi işte başka mesleklerden de tiyatro yapmaya devam eden insanların hem tiyatroyu beslediğini düşünüyorum. Tiyatroyu canlı tutan damarlardan birinin, bizim bu ilgimizin, alakamızın, yoğun gayretlerimizin de etki ettiğini düşünüyorum tiyatronun sürdürülebilirliğine. Ve bizim başka alanlardaki birikimlerimiz, işte benim mesela bir hukukçu olarak işte ya da bir avukat olarak müvekkillerimle yaptığım görüşmeler, oradaki insanlarla etkileşim ya da bir süre eğitmenlik yaptığım hukuk derslerinde, oradaki öğrencilerle etkileşimim, oradaki biriktirdiklerimin de tiyatroya başka bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Mesela tiyatroda biliyorsunuz gözlem çok önemlidir. Ve bir tiyatrocu, sadece tiyatrocu işi bu olan kişi gözlem yapmak için ayrıca bir emek sarf etmesi gerekir. Ama ben zaten hali hazırda insanların içindeyim ve mesela gözlem sürekli yapıyorum. Çünkü o kadar çeşitli insan görüyorum, olay görüyorum. Ve mesela benim açımdan böyle bir ekstra gözleme gerek olmuyor. Ekstra bir birikime gerek olmuyor. O birikim zaten farklı meslekten geliyor ve bence o o kolektif yapıda mesela farklı farklı mesleklerden gelen insanların yaptığı tiyatroda o çeşitliliği de görebiliyoruz. Yani bir sürü başka bakış şey, bakış açısı, evet işte bir mühendis var mesela diyelim ki ekibinizde, bambaşka bir bakış açısı geliştirebiliyor. İşte bir edebiyatçı var, bambaşka bir şey düşünüyor. Bir hukukçu bambaşka bir şey düşünebiliyor. Onun bir zenginlik yarattığını düşünüyorum. Ama kıyas daha kendimi kayırmak istiyorum. Tabii ki. İkisi de bizim için çok kıymetli. Kesinlikle. Değil. Hepsi tiyatro için olsun yeter, evet, ki. Evet. Biz de izleyelim bol bol, evet, bu şekilde. Evet, bol bol izleyelim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti benim için. Çok keyifliydi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok özel de bir anı oldu. Teşekkürler. Ne mutlu bize. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.